Ortaklar Telegram'dan hepinize arkadaşlar, ben Selam ve arkadaşlar bugün Servik'te ne yapacağız? Allah, GTA 5 oynayacağız. Oğlum ne oluyor lan? Evet, GTA 5'te bugün araba modifiye edeceğiz. Revla GTS diye bir tane araba aldım. BMW'ye çok benziyor, böyle BMW X4 gibi, hatta X3 müydü X4 müydü? Çok anlamam arabalardan. Emre'nin olması lazım burada şu an araba için. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Kusura bakmayın. Tam ana yolda olduğu için oturduğumuz yer. Arabalar böyle bu sık sık geçebiliyor. Arkadaşlar Revla GTS diye bir tane araba aldım. Şeyden. Hatta bakın göstereyim sizlere. Bildiğiniz abi. Bildiğiniz BMW'nin çakması. Oyunların lisansı olmadığı için öyle farklı yazıyorlar şeylerine. Çok bağıramıyorum arkadaşlar. Ortam müsait değil. Kusura bakmayın. Ha, şöyle yani. Revla GTS. Bunlar bakayım mı şöyle ya. Ne yazıyordu orada? Bir şey yazıyordu bir saniye. Part of the Diamond Casino Asset. Oo, bak bunların hepsi gazinolar, kasinodan sonra açılıyormuş o galiba, o şeyden. Neyse, bunu sonra konuşuruz, bu uzun sürer birazcık. Şimdi arabayı ben sipariş ettim bu arada, gelmesini bekliyorum sadece. Tabi şuraya doğru bir gidelim, belki o sırada gir. Kasinodaki evimi sipariş ettim. Penthouse aldım oradan bir tane. Evet. Arkadaşlar video fikirlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Geldi zaten. Şöyle ayağımızı birazcık gazdan çekelim şu anda da. Şu turbosu da olsun. Devam ki. Abi neden bu smoke atmıyor? Çok aşağıda izi atmıyormuş. Şöyle azıcık smoke at. Arkamızda izimizi bırakalım ya şöyle. Yeter bu kadar. Ve geldik. Burası garajımız arkadaşlar. Allah Allah. Penthouse garajda daha benim böyle yerim mi varmış bir tane daha? Neyse abi, Penthouse'a sokmayak da bunu. Gel, sokmuyordu zaten. Bir kere denedim, sokmamıştı. Mikrofon hışırdama falan yapabilir, onun için özür diliyorum size. Şimdi bakalım ya. Bakalım. Şurada gördüğünüz gibi komodo var. Hemen arkasında zaten. Burada gördüğünüz gibi komodo var. Bunun da önü baktım aynı BMW'ye benziyor. Burada da önü baktım aynı Mercedes. Ama arkaya baktı mı değişik bir şey. Burada Dubsta 6x6 var. Moonbeam Custom Deluxe. Bu Karin Sultan mıydı bizim? Yok, bu o değildi. Elece. O buradaki, bu Elece'nin custom hali, beni custom hali. Bunun ismini unuttum. İsi. Araba kopyalama videosundan bilirsiniz. Bu da Karin Sultan bizim. Neyse, biz şu arabamızı bir alalım. Ha, bu bildiğimiz BMW yani. Ya şuna bakar mısınız? Şuna bakın abi. Şunun önüne bakın şu. Çıkartalım be. Bakalım arabanın performansı nasıl, çok merak ediyorum. Bu araba hızlı bir şey. Ama arka itiş çok iyi. Yanlıyor musun? Peki sen yanlayabiliyor musun? Evet, benim analog sola döndürürken biraz problem çıkartıyor. Şurada şöyle bir deneme yapacağım onun için. Bir saniye. Yani gibi gibi. Azıcık daha şey yapsak belki yan vererek kaldırabiliriz arabayı. Allah, korona oldu herhalde. Allah yazdıysa olsun. Tabi arabanın iç döşemeleri falan yani çok sade. Şimdi bakarız birazdan arabanın her şeyine. Bir modifiye edelim. Abi bu beyni de modifiye edilemiyor bunlar. Beyni de modifiye edilebilse var ya, çok aşırı mükemmel olacak da. Ama işte olmuyor. Neyse, bakalım hayırlısı diyelim. Şöyle farları yakarak gidelim ya. Abi önden baktım BMW sanki melez ya bu araba. Biraz daha çok melez. Önü BMW, arkası ne bileyim. Değişik bir şey. Arkadaşlar GTA 5'te zengin olma rehberi istiyorsanız eğer,
Kesinlikle like'larınızı eksik etmeyin, aşağıda da yorumlarda belirtin. Size nasıl zengin olacağınızı, hiçbir hile yapmadan paraya para demeyeceğinizi, hani sınırsız para kasabileceğinizi anlatacağım. Anlatırım o videoda. Sadece aşağıda yorumlarda belirtmeniz önemli bizim için. Şimdi armor. Hemen bunları ben hızlıca yapayım, bu armorları falan. Hızlıca dediğim yani böyle anlatmadan. Arabanın frenleri çok kötü abi bu arada. Evet. Ön taraf. Abi çok fazla modifiye seçeneği var bu arabalarda ya. Şu aksana normalde ön tampon şeridi bu kadar fazla olmaz yani. Tamam, bunu yapalım. Arka taraf. Al böyle olsun. Çok bir şey belli olmaz da gerçi videoda motor gücünü fullliyoruz. Egzozlar abi. Egzoz en iyisinden koyalım. Araba daha güzel bağırırım öyle. Aman bomba koymayalım. Şu ön çamurluklar mıdır nedir hani anlamıyorum, dediğim gibi gençler arabalardan falan, kusura bakmayın yani. Aa, lastiklerin lisansı var ama bak şöyle göstereyim size. Atomic yazıyor. Böyle yapalım hadi, kara bir şey olsun. Şöyle ön taraf. Oo abi, bu bildiğin toga benzedi ya. Ne yapsam, ön tarafta marka olsam ki. Gerçi zaten normalde ön tarafta marka yazmıyormuş da. Abi çok pis arada kalıyorum böyle şeylerde. Böyle olsun burası da hadi. Azıcık belli olacak bir şey olsun he. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Da çok hızlı geçtik buraları ya böyle. Bakın olmaz çıkmış öyle. Bundan ekleyelim. Ön tarafı renkli olmasın. Ben burayı ne yapacağımı biliyorum. Bak şu. Şu. Ön ışıklar şöyle mavi yapalım. Ön layout. Uf. Ön arka orta. Aşağıdaki neon ışıkları şimdi. Şöyle. Elektrik mavisi var abi. Bunu yapalım. Bu geceleyin çok iyi gözüküyor çünkü. Liveri. Abi burada da mı var liveri, ciddi misin? Almanya'nın şeyi var orada da. German otomotiv. Alman. German diyelim hatta. Abicim. Livery bilmiyorum. Eklesem araba daha çok bir yarış arabası gibi olur. Ben daha çok şekil bir şey olsun istiyorum. Abi bak buldum ne yapacağımı. Şöyle bir asker kamuflaj ekleyeceğim. Ondan sonra şuradan şeylerden değiştiririz zaten. Abi dikiz aynaları bile değişiyor arabanın. Çok güzel bir detay ya. Buraları böyle yapalım. Plaka. Şöyle kara yapalım. Buraya da 16 sülü 16 kendi plakamızı ekleyelim. Abi bak şimdi. İşte bak. Şu detay için ekledim onu sırf. Ya da şöyle bir şey de olabilir abi. Bitiyorum şöyle renklere ya. Aşağıdaki şeyler hep yarışları tamamlamadığım için kapalı gençler. Kusura bakmayın. Mat yapacağım burayı. Heh, tamam, secondary color şimdi ikinci yerlerdim buralarda aynen galiba. Ha bu aşağıdaki şu dümen. Yok bak buraları da. Aa durun bir saniye gençler, şu birinci yerde krom. Abi çok iyi duruyor da krom kapalı ya. 30 tane klasik yarış bitir falan filan cazcuz diyor. Abi o zaman buraları şöyle. Şöyle mat siyah bir yapalım ya. Trim color. Bak şu gençler, şunlar bak şöyle göstereyim. Yeşil varsa şunun şey yeşili. Heh. Şöyle şundan yapacağım. Respray bir de. Abi bir şey diyeceğim, o beyaz şeyler niye değişmedi? Ama onlar değişmezse olmaz ki ya. Bunlar da hep kitle anasını sattım. Şuna bak. Böyle bir şey ekleyeceğiz artık. Ama çok beğendim ben bu kamuflajı ya. Bu kamuflaj yapacağım yani. Şu siyah olsun hadi. Kriv amblemi. Aa, Türk Hava Kuvvetleri. Eklesek mi? Gerçi bu BMW eklemeyelim de. Daha güzel bir araba ekleyeceğim. Onu hangi arabaya ekleyeceğim biliyorum.
Roof, sunroof'lar falan. Evet, araba satma limitiymişiz bu arada yine. Evet abicim, buralar niye böyle değişmiyor çok anlamıyorum. Ha, buralarda bunun şeyinde olsun. Neyse, ellemeyelim, hiç böyle kalsınlar. Spoiler. Abi yapma, buraya da mı ekleniyor bu spoilerlar? Oo, bak şu olay iyiymiş. Biraz garip bir görüntü verdi ama onları ya. Şöyle üstten bakmak lazım aslında buna. Böyle iyi. Süspansiyon. Bassak mı arabayı tamamen? Abi basmazsak olmaz. Basarsak hem daha iyi yan verir araba. Ha, bu tepedeki dümen değil mi bu? Şöyle yapalım abi. Tamam. Transmission. Full abicim. Oh, turboyu da koymayız. Şimdi jantlara gelince chrome rims şu. Aynen abicim, bu bak, bu benim çok hoşuma gitti. Her zaman öyle gidiyor yani. Tire designer, bunları falan ekleyelim tabi. Ha, burada Patriot Smoke yok ya. Neyse. Blue ekleyelim. Araba pati attığında, pati çizdiğinde falan ya da yan verdiğinde tekerleklerden çıkan duman mavi olacak. Ve bitti arabamızın modifiyesi. Gelin şöyle bir dolaşalım. Oyundaki her şeyi aldım arkadaşlar. Yani alınabilen en iyi şeylerden aldım oyunda. Abi kamberler, arabanın kamberleri mi çıkmış? Bana böyle geliyor. Evet abi, kamberleri açılmış arabanın. Çok deli bir şey oldu ya. Şöyle uzunları yakalım bir saniye. Yok, uzunlar yok bunda galiba. Bak şöyle bir şey oluyor. Böyle bak, böyle yukarıdan veriyor daha çok. Böyle daha çok aşağıdan veriyor yani. Heh, tam böyle daha iyi. Evet arkadaşlar, arabamız gerçekten bence dehşet bir şey oldu. Ya sade renk eklemek istemedim. Evet. Arabamız böyle çok da durduğu yerde yan vermiyor ama el freni mevzu. Ya o işte bak, bu olmadı. El frenini iyi tutturursanız arkadaşlar araba güzel gidiyor. Ne oluyor lan? Gidelim şu arabayı yaptıralım. Şöyle güzel usul usul birazcık bir gidelim. Daha arkadaşlar modifiyelememi istediğiniz arabalar varsa alta yazabilirsiniz. Her türlü arabayı, her türlü şeyi modifiye ederiz. Yani modifiyelenebilen her türlü şeyi modifiye ederiz. Challenge'lar vesaire yaparız, aşağıya yazın yani, unutmayın. Tamam, böyle olsun. Şöyle first person'da bir çıkalım şuradan. Direksiyon çok gözükmüyor ama arabanın içindeki yeşil detaylar çok iyi. Şöyle bir çıkalım buradan. First person'a. Of. Arabanın egzozunu duyuyorsunuz zaten. Şöyle. Yavaşça yolumuza bir girelim. Birader, yalnız siz böyle çok uysal uysal, bakın. El freni tam yerinde tutturursanız araba bir kere basıp çekeceksiniz ama sadece el frenine. Araba yan veriyor, vermiyor değil. Evet, araba yan veriyor, vermiyor değil. Şöyle bu hızına bakalım. Ama yollar çok dolu. Trafik akıyor maşallah. Onun için şöyle bir havaalanına gidip aslında deneyebiliriz ama boş verin. Havaalanında polisler falan takılıyor online'da. Çok problem oluyor ondan sonra. Yani gençler, arabayı şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir götürelim. Bence oldukça güzel oldu yani. Bakalım şimdi bir garajımıza da götürelim. Garajda görün. Abi hayır ya. Ben bu arabayı buraya nasıl soktum ki? Ya abi, aklıma ya, aklıma ya. Neden hep böyle şeyleri ben videolarda yaparım anlamıyorum ki. Şurayı sürtmeden çıkartır mıyım? Arkası sürter ama önünü sürttürmem. Bir de arabanın altı. Evet, sürttürdüm önünü de. Yapacak bir şey yok, çizdik arabayı o kadar. Basık olması oradan da çıkarttı. Basık. Sürtük. Şöyle bir evimizi bir işaretleyelim. Evet abi, arabamız şöyle. Usul 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 bir gidelim evimize. Çok hız yapmadan.
Evet abi, şansıma kolun şarjı bitti, kusura bakmayın. Şöyle kornamızı bir ötürelim. Böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi evimize bir gidelim yavaştan, bir garajdaki görüntüsüne de bakalım. Garajımız hem tenha, güzel bir ışığı var. El frenine basmadım. Ya yani bir kere bastım, çektim. Sürekli basılı tutmadım. Basılı tutsam sürekli böyle olur. Şöyle. Hadi bir hızlanalım o zaman. Bakalım. Ama bu araba çok hızlı bir şey yalnız. Size bir şey söyleyeyim mi? İbreyi çabuk yatırır bu. 120'deyiz şu an. Şeyde de böyle ya. Bunun bir diğer BMW'ye benzeyen modeli de böyle aynen. Baksanıza abi, arabanın kamberleri falan çok mükemmel olmuş yani. Onun üstüne üstlük de biz ayarlamadık. Arabayı basınca çıkmışlar piyasaya. Şöyle kamber detayı falan çok olsa bu arabada, böyle hep bütün arabalarda onu getirmeleri lazım yani. Bir de Şahin'i getirecekler. Kamberleri bir açacağız. Üf. Evet. Şuradaki şu işaretimizi kaldıralım bu arada. Evet. Şöyle bir gidelim bakalım. Penthouse garaj. Kumarhanenin garajına park etmiyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle. Bakalım arabamızı nereye koyacak? Gerçekten ben merak ediyorum şahsen. Ha, gene aynı yere koydu. Pardon yani, neyini merak ediyorsam. Evet arkadaşlar, şöyle arabamız gördüğünüz gibi bakın. Şöyle. Adamın yüzünde maske var, çok iyi göstermiyor onun için. Koronadan dolayı taktırdım o şeyi. Plakamız şöyle, San Andreas. Revla GT. GT bakalım kaç yazıyor? GT5 yazıyor. BMW X5 misali sanki. Heh. Çok arabadan anlıyormuş gibi konuşmam. Şöyle abi, görüyorsunuz arkadaşlar, araba gerçekten güzel ya. Benim hoşuma gitti yani, gitmedi değil. Şöyle diğer arabalarımı da göstereyim size. Arkadaşlar ben sadece böyle buraya sadece böyle boş şey arabalar koydum yani, öyle çok iyi modifiyelenen arabalar koymadım. Öyle gözüme kestirdiğim şeydeki arabaları koydum. Yoksa buraya X80 Proto falan koyasım var. Mesela bu arabayı modifiye savaşlarından hatırlarsınız belki. Şöyle bir göstereyim içinden sizlere. Modifiye savaşlarından hatırlarsınız bu arabayı muhtemelen. Hatırlamazsanız da kanalımıza girip izleyebilirsiniz. Bu da BMW'ye benzeyen bir model ama farklı, bu da Mercedes. Ya bunların ikisi de böyle farklı modifiyeledim. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.